Davul zurna sesinde şahlanır düğün, gönlüm coşup öter bir bahar dalında. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Protokolün değerli üyeleri, kıymetli misafirler ve sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs, düşünceden uygulamaya geçişin hareket noktası. Bugün 19 Mayıs 2024, Mustafa Kemal'in Samsun'a tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 105. yılını gururla, sevinçle ve barış içinde kutluyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Atatürk'ün gençliğe hitabesinin ve gençliğin ataya cevabının okunması, halk oyunları ekibinin gösterilerini sunması, şiirlerin okunması, Bandırma Vapuru gösterisinin düzenlenmesi, oratorya gösterisi, 19 Mayıs koreografi ve kule gruplarının gösterilerini sunması, ödül töreni kapanış. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının ve edebiyete intikal etmiş Türk büyüklerinin manevi huzurunda Gündoğmuş Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Şefik Doksal yönetimiyle bir dakikalık saygı duruşuna, hemen ardından Gündoğmuş Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Cerim yönetimiyle İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Genç olmakla dünyanın herhangi bir ülkesinde genç olmak aynı şey değildir. Bu ülkenin gencecik bir kumandan ve ilim irfanı ehli gencecik bir ordu tarafından kurulduğunu asla unutmayın. İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Sayın Ali Ati'yi günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Thank you.
İlla bir hırka içindeki yandaşlardan alacaksınız. İlla bir 100 kağıt alacaksınız, 20 kağıt alacaksınız. Eğer telefonsuz çıksam oradan alıp gelsem öyle değil. Öyle olur. Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, protokolün değerli üyeleri, çok kıymetli gün doğmuşlar, her fidanı sevgiyle büyüten fedakar yönetici ve öğretmen arkadaşlarım, aydınlık yarınların güvencesi olan sevgili gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı kutlama programına hoş geldiniz. Hepinizin bayramını kutluyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışın başlangıcı 19 Mayıs 1919 tarihidir. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek Samsun'a çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte Türk milleti kendi makus talihinin tersine döndürmeye başlayarak esaret altında var olunmayacağını ve kutsal vatan topraklarının ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. 19 Mayıs 1919 Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'a armağan ettiği gençlere büyük görev düşmektedir. Sevgili gençler, siz Türkiye İstiklal Arşı'nın aşkını veren Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yalnız Efelerin, siz ya istiklal ya ölüm diyen Antepli Şahinlerin, Sürçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların, siz tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların, Atatürk'ün soyundansınız. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Unutmayınız ki sizler Atatürk'ün eserlerinin temel taşısınız. Unutmayınız ki her 19 Mayıs'ta Samsun'dan elde edilen Ankara'ya koşturulan bayrağımız rengini siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Unutmayınız ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Sözde değil, bu özde duygularla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Siz gençlerimiz olmak üzere hepinizin bayramını kutluyorum.